LGS'ye son 67 gün gümbür gümbür geliyoruz. Gerçekten istekliyiz, kararlıyız ve başaracağız. Hemen videomuza başlamak istiyorum. Günün sözünde Michael Jordan diyor ki hayatımda tekrar tekrar ve tekrar başarısız oldum. Ve işte bu yüzden başardım. Mükemmel bir söz. Gerçekten harika bir söz. Ne kadar çok başarısız olursa olsun vazgeçmemiş ve başarmış. Sizler de şöyle diyebilirsiniz. LGS hazırlık sürecinde defalarca ve defalarca ve defalarca başarısı oldum. Defalarca denemelerde hata yaptım. Ve işte bu yüzden artık hata yapmıyorum diyeceksiniz inşallah. Ve LGS'den çıktığınızda en güzel sonuçları ailenize birlikte kutlayacaksınız. Gelelim günün yorumuna. Maşallah ne oluyor? Gamze Özpalat 745 beğeni almış. Hocam sorularım diyor. LGS'ye başvurmak için fotoğraflık kimlik zorunlu mu? Bununla alakalı zaten LGS kılavuzunda ve aynı zamanda Milletin Bakanı açıklamalarında sizlere net bilgi verilecek. Sizlerin kimliğinizde şu anda fotoğraf yoksa bununla alakalı Milletin Bakanlığı sizin okulunuzdan e okuldan gerekli fotoğraflara ulaşacaktır. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman okul müdürlüklerinizden de bilgi alabilirsiniz. Dolayısıyla her şeyin detayı fotoğraf olacak mı olmayacak mı kaç lira olacak ne zaman başvurulacak online başvurma bunların hepsini okul müdürlüklerinizden ve LGS kılavuzundan Milletin Bakanlığı sayfalarına öğrenebilirsiniz. Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Zamanımı değerlendiremiyorum. Zaten bu sene okullar da kapalı olduğu için mutlaka bu süreçte sizleri en mükemmel şekilde kolaylık sağlayacaklar ve yardımcı olacaklar. Yani hiçbir şeyi kaçırmazsınız merak etmeyin. Zamanımı değerlendiremiyorum ne yapmalıyım? Birincisi plan yapmalısın. Plan yap. Neden plan yap Gamze biliyor musun? Çünkü plansız, rotasız, hedefsiz bir insana her şey zor gelir. Planı olan, hedefi olan ve rotası olan her insana da bir insana da her şey kolay ve rahat gelir. Mesela bugün kaç soru çözeceğini biliyorsan onları çözersin ve oh be kurtuldum dersin. Ama kaç soru çözeceğini bilmiyorsan... 100 soru da çözsen, 200 soru da çözsen ya acaba az mı çözdüm? ...daha mı fazla çözseydim acaba şimdi ne yapsaydım ya of, kötü mü geçti bugün diye kafan sürekli beynin etini yersin üzülürsün. Dolayısıyla planını yap ardından da okumak için, dinlenmek için, işte ne bileyim film izlemek için, müzik dinlemek için, soru çözmek için her şeyin belli olmuş olur. Soru çözerken nasıl hızlanabilirim? Burada taktiğimiz şu... İlk başta süre tutman lazım. Yani süre tut. Süre tut derken ilk başta bazen bir matematik sorusuna beş dakika verirsin. Sonra dört dakika indirirsin. Sonra üç dakika indirirsin. Ve tabii ki kitap okumakta gerçekten bizim süre çözmemiz yani kitapla e, soruları çözmemizi hızlandıran şeyler. Çünkü kitap okuduğumuzda bunu her zaman söylüyoruz. Sadece herhangi bir kitap okumuyoruz. Burada bak bazı kelimelere odaklanmamız, satırı takip etmemiz, onların bilgilerini aklımıza tutmamız bizim bu kadar şey okuyup zihnimize tutmak yeteneğimizi geliştiriyor. Bazen bu kadar çok şey okuyorsun ve buraya geldiğinde hala şuradaki adamı hatırlayabiliyorsun. Bunun sebebi odaklanma problemini, dikkat problemini hallediyor ve bu da sana hız kazandırıyor. Programlar hazırlıyorum ama uyamıyorum ne yapmalıyım? O zaman kendine ceza vermelisin. Gerçekten bu öğrencilerin en büyük sıkıntısıdır. Annesi söyler çalış diye çalışamaz. Babası söyler çalış diye çalışamaz. Kendisi söyler kendisine aynada der ki ben bugün bunları çözeceğim der ama çalışamaz. Ceza ya da ödül vermek insanın gerçekten programına uymasını sağlıyor. Ödül, bu ödülü siz kendiniz vereceksiniz. Harçlık olabilir, çikolata olabilir, ne bileyim sosyal medya vakit geçirmek olabilir, fark etmez. Ceza da yine kendinize vereceksiniz. Diyeceksiniz kardeşim ben diyelim ki ödevim var. Ben bunu çözmem gerekiyor. Bu soruları çözmem gerekiyor. Oturacaksın bu kitapla masanın başına tek başına yani şöyle aldın. Mesela kitap okumak istiyorsun. Alacaksın kitabı masanın başına koyacaksın ve bekleyeceksin. Cezalıyım ben. Çıkamam. Telefonum yok odadayım. Kapıyı da kilitledim üstüme. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Suyun var sadece. Su var Bekliyoruz. Bekliyorsun. Ben bu kitap okumadan buradan kalkmayacağım. Cezalıyım arkadaş. Zaten sıkılıp kitap okumaya başlarsınız. Hani bazen tuvaletteyken veya banyodayken canımı sıkılır da o diş macunun arkası yazıları okuruz. Veyahut da böyle şampuanın arkasındaki yazıları okuruz. Biz onları ne yapacağız ki? Ama canımı sıkılıyor. Yani okuyacak bir şey bulamayıp orada okuyabiliyoruz. İşte odada yalnız başımıza test kitabımızla ya da o okuma kitabımıza baş başa kalırsak bu ilk başta bize ceza gibi gelir ama sonrasında bunun bir hediye olduğunu, ödül olduğunu verip kendi programımıza olmaya başlarız. Soru zorsa moralim bozuluyor, moralim bozuluyor. Çözmek istemiyorum. Bu çok normal bir şey. Zaten kolayları herkes yapar. Sen önemli olan zoru başarman. Yani sen aldın test kitabını çözmeye başladın. Burada sen eğer böyle bir soru yapabiliyorsan, bu soruyu da yapabiliyorsun. Tamam güzel ama böyle soru yapman lazım ki sınavda diğer adayları geçebiliriz. Böyle uzun soruları, yeni soruları yapabilmen lazım ki diğer adayları da geçebiliriz. Mesela burada demiş ki veri analiz diyor. Veri analiz desen bu tarz yeni soruları mutlaka çözebilmelisin. Netlerini artırmalısın ve rakipleri geçebilmelisin. Devam edelim. Ders çalışmak istediğimde kitap okuyorum ve bazen birkaç gün sadece kitap okumuş oluyorum. Ne yapmalıyım? Bu normal bir şey. Kitap okumak da faydalı az önce söylediğim gibi. Ama tabii günlerce kitap okuyup hiç test çözmemek birazcık riskli olabilir Gamze. Dolayısıyla tekrar söylüyorum burada da yine plan yapmalısın. Bizim videolarımızı takip edebilirsin. Oradaki ödevlerle ödevlendirmeyi takip edebilirsin. Kendin de bir plan yapabilirsin. Kendi nasıl plan yapabilirsin? Açarsın. Günler belli zaten. Dersin ki bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Cumartesi, pazar. Derslerini yazarsın. Matematik, işte Türkçe, fen, işte inkılap, İngilizce, din diye derslerini yazarsın. Sonra bu günleri belirledikten sonra hemen çizelge. Her hafta kendine bir tane çizelge atıyorsun. Bak, günleri çizdim böyle. Örnek kaynaktan alırsın. Matematikte hangi kaynakların var ve hangi üniteleri bitirmek istiyorsun? Zaten biz konu tekrarına başladık ev okulda. Dersi gibi ben matematikte birinci üniteye başlamak istiyorum. İşte atıyorum çarpanlar, katlar. Türkçe'de ilk başta sözcükte anlamı tekrar etmek istiyorum. Fende işte meyssiner eklimi tekrar. Bununla alakalı bugün mesela sadece ev okul izledim dersin. Ama Salı gününe 20 soru koyarsın. Çarşamba'ya işte 70 soru koyarsın. Perşembe hiçbir şey koymazsın. Cuma'ya 100 soru koyarsın. Cum Cumartesine mesela diyelim ki yine bir 100 soru koyarsın. Pazar günü yine bir 100 soru koyarsın. Fark etmez. Sonuçta bu hafta ev okulda bu konu işledikten sonra bir sürü şeyi çözmüş olursun. Ve bu ödevi takip ediyorsun. Türkçede mesela diyelim ki filmsi öğreneceğim dedim pazar günü. filmsi zaten biliyorsun. O zaman hemen buraya 100 soru koyarsın. Salı gününe bir şey koymazsın. Bunları bu şekilde dizdikten sonra ilk başta yaptıklarını yazarsın derslerden. Dersin ki ben pazartesi bu kadar soru çözmüşüm. Mesela pazar günü sadece bunu yaptım. Bir ev okul izledim ve 100 soru çözdüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Aa o zaman salı daha fazlasını yapmaya çalışırsın. Buradan baktığımda matematik yaptıklarını görürsün. Buradan baktı pazartesi yaptıklarını görürsün ve her hafta kendine bir program hazırlayarak ilerleyebilirsin. Murat Efendi'sini tanıtabilir miyiz? Tabii ki tanıtabiliriz Gamze. Okullar açılsa da LGS ile birinci dönem konuları tek mi çıkar? Evet. Okullar bu saatten sonra açılsa bile Eğitim Bakanı'nın ağzından söz çıktı. İkinci dönem konuları yok. O yüzden odaklanıp birinci dönem konularına çalışın arkadaşlar. Kontenjanlar arttı mı? Evet bununla alakalı Eğitim Bakanlığı zaten bilgi vermişti. Bu sene giren aday sayısı fazla olduğu için kontenjanlarda ciddi bir artış olmuştu. Elimizdeki kaynakların çıkmayacak yerlere ne yapmalıyız? Zaten bizler kesin konu listelerini paylaştık. Eldeki kaynaklarda, denemelerde değil belki ama kitaplarda mesela diyelim ki bu kitabımız zaten sadece birinci dönem konularını iş, işliyordu. Yeni LGS'de sadece ilk dönem konuları vardı. Fakat bazı kaynaklarımız bizim mesela Kota Türkçe içinde fiil, çatılı, fiil çatıları da var. Cümle türleri de var. Anlatım bozukluğu da var. Onları çözmeyeceksin bu kadar basit. Fiil çatısı, cümle türleri, anlatım bozukluğunu çözmeyeceksin. Matematikte diyelim ki işte öz yok artık. O zaman şey pardon matematikte öz ısı demişim özür dilerim. Fende öz ısı yok. O zaman kitabında öz ve sonrasındaki testleri çözmeyeceksin. Bu kadar basit. 300 ee, 320 puandaki birisi orta bir çalış, ortalama bir çalışmayla 4 e çıkabilir mi? Orta bir çalışmayla çıkamaz ama iyi bir çalışma diyelim buna. İyi bir çalışmayla 400'e çıkabilir. Hadi bakalım devam edelim. Günün kitabına baktığımızda Beydaba'nın kelime ve dimlesinin kelile ve dimleyi görüyoruz. Çok güzel bir eser. Fable tarzı bir eser. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Günün okuluna baktığımızda Gamze'nin istediği bir okul. Birçok öğrencimizin de hayalindeki okul. Malatya Fen Lisesi. Gerçekten mükemmel bir fen lisesi. 50 taneye yakın tıp fakültesi ve mühendisi kazandırmış. Gerçekten bu okul iyi bir okul. Sizleri hak ediyor. Sizler de çalışıp bu okulu hak edin. Hadi bakalım. Günün kaynağına baktığımızda LGS ilk tekrar birinci dönem konularını yeni LGS'ye göre tekrar ediyoruz. Bu kaynağımızı alan arkadaşlar mutlaka buradaki konuları bitirsinler. Sadece birinci dönem konuları var. Dolayısıyla tam da LGS uygun. Günün sorusuna baktığımızda inkılap tarihiyle alakalı. TBMM'nin ilk askeri başarı sonucunda yaptığı anlaşma Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamıştır. Söz edilen anlaşma nedir? LGS böyle bir soru gelmez. Ancak bunu da bilmemiz lazım. Bunu bilirsek LGS sorunu daha hızlı çözeriz. Günün geyine baktığımızda tomucu görüyoruz. Test çözerken bulduğum cevap B. Cevap anlattığında D deyince. Ha evet evet D. Ben de D diyoruz. Bunu ben de yapıyordum öğrenciyken. Muhtemelen siz de yapıyorsunuzdur. Sıkıntı yok. Hepimiz o sıralardan geçtik. Hepimiz daha güzel sıralara, daha iyi okullara gideceğiz. Hiç endişelenmenize gerek yok. Çalışalım ve başaralım. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.